Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf MUBA yayınları Fasikül Soru Bankası 3. Fasikül Platin Test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Bir kenarın uzunluğu 6 kök 2 santimetre olan kare şeklindeki bir kağıt kenarları çakışacak şekilde e, aşağıdaki gibi üst üste iki kez katlanıyor. Elde edilen kareden bir kenar uzunluğu kare kök 2 santimetre olan kare şeklindeki görse kare görseldeki gibi kesilip atılıyor. Buna göre kalan kağıt katlandığı yerden tamamen açıldığında bir yüzeyin çevresi kaç santimetre olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu tekrar buradan... Sondan öne doğru gençler kesecek olursa bakın bu kesik yerler buraya denk geliyor. Yani gençler başlangıçtaki karenin dört bir köşesinden bunlar kesildiği görelim. Şimdi gençler buradaki kesilen yerler arkadaşlar bakın köşede olduğu zaman şöyle bir kuralımız vardı. Dikkat edersek, bakın bu kenarımız gençler aslında buraya eşittir. E, buradaki kenarımız da buraya eşittir. Yani köşeden arkadaşlar herhangi bir kare kesildiği zaman aslında başlangıçta çevreden eksilen herhangi bir şey yok diyoruz. Evet, bakın buradaki kenarımız karşıt kenara eşittir. E, buradaki kenarımız da bunun karşısındaki kenara eşittir. Evet, köşelerden kesildiği zaman herhangi eksilen veya artan bir çevre söz konusu değildir. Ama arkadaşlar bakın ortadan kesilseydi. Bakın buradaki kenar buraya eşit olacaktı. Şu iki kenar artacaktı gençler. Ortadan kesilmiş olsaydı bunu da hatırlatmış olalım. O halde çevremiz gençler başlangıçtaki çevreyle eşittir. Evet, bir kenar 6 kök 2 ise 4 çarpı 6 kök 2'den evet, kesildikten sonra da 24 kök 2 olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet, i̇kinci soruyla devam ediyorum kare şeklindeki boş bir panoya, kare şeklindeki 3 eş sarı karton köşeleri panonun köşeleri köşegeni ile çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Kartonları üst üste gelen bölgelerin her biri alanları 2 cm kare olan karesel bölgelerdir. Buna göre panoda boş kalan beyaz bölgelerin çevreleri uzunlukları toplamı kaçtır diye soruyor. Evet şimdi gençler şu arkadaşlar bakın buradaki uzunluklara eğer A diyecek olursam Bakın şuradaki uzunluklara A diyecek olursam. Çünkü buralardan sevgili gençler bakın. E, burası 2 santimetre kare ise bir kenarı kök 2'dir. Bakın burası 2 ise yine bir kenarı kök 2'dir. O halde dikeyde gençler bakın şöyle. A'yı, buradaki A'yı, kök 2'yi ve A'yı topladığımız zaman 7 kök 2 eşit olacak. Evet ne yaptık gençler? Bakın 1, 2, 3 tane A'yı topladım. 3 A artı 1 tane kök 2'yi eşittir 7 kök 2 dedik. Eğer artı kök 2'yi karşıya eksi kök 2 olarak gönderirsem sol tarafta 3a kaldı. 7 kök 2'den 1 kök 2'yi çıkartırsam da 6 kök 2 kaldı. Buradan a'yı bulabilmek için eşitliğin her iki tarafını 3'e bölersem a'nın değeri 6'yı 3'e bölüyorum. 2 kök 2'dir. a'nın değerini 2 kök 2 olarak yazdık. Peki gençler şimdi şuraya bakalım. Buraya 2 kök 2 dedim. Sevgili gençler bakın burası da A'ya eşittir. Bakın burası da A'dır. Şimdi şuraya baktığım zaman gençler burası A, burası A ise bunun karşı kenarı 2A'dır. Aynı şekilde burada A, burada A olduğu için buradaki kenarda 2A'dır. O halde üstteki beyaz bölgenin çevresinde 2A, 2A daha 4A 5, 6, 7, 8 tane A var gençler. Bakın bunun çevresi 8A'ya eşit. E alttaki bölgede gençler 8A'dır. Çünkü birbirinin eşi da 8A ile 8A'yı toplarsam evet, beyaz bölgelerin toplamı sevgili gençler 16A yapar. Burada A'yı yerine koyarsak 16 çarpı bir tane A 2 kök 2 idi. 16 ile 2'yi çarparsam da 32 kök 2 olur. Sorumuzun yanıtı ve denizli seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet 3. soruyla devam edelim. Evet, kare şeklindeki bir kağıdın bir yüzüm aşağıdaki gibi dikdörtgensel ve karesel bölgeler ayırmıştır. Aynı harflerle gösterilen bölgeler eş ve C karesel bölgeler C karesel bölgelerin her birinin alanı 12 santimetre karedir. Buna göre A dikdörtgensel bölgelerden bir tanesinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Gençler burada C'nin bir kenarı alanı 12 ise bakın şu kenarımız karekök 12'dir. Bu da 4 çarpı 3'ten 2 kök 3'tür. Yani buradaki kenarımız da 2 kök 3. Şimdi sevgili gençler bakın, b'nin arkadaşlar b'nin e, uzun kenarı 1, 2, 3 tane c'nin kısa kenarına eşit, yani c'nin kenarına eşit. O halde 3 çarpı 2 kök 2'den burası 6 kök 2'dir gençler. O halde bakın şuraya 6 kök 2 yazalım. Peki gençler, 6 kök 2 isem sevgili gençler bakın B'nin uzun kenarını 6 kök 2 dedik. Yani şurası 6 kök 2 ise. Şimdi dikkat edersek bakın 2 tane C var burada. E, bir tanesi 2 kök 3'tü. E, burası da 2 kök 3. O halde şuradaki kenarda sevgili gençler. 2 kök 3'ü 2 kök 3 ile topluyorum. 4 kök 3 yaptı. Şu kök 3 gençler. Evet buraya yanlış yazdık. 3 kök. Evet 6 kök 3 sevgili gençler. E, 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü toplarsam 4 kök 3 yapar. 6 kök 3 olması için buranın da 2 kök 3 olması gerekir. Yani B'nin de sevgili gençler kısa kenarı 2 kök 3. Hadi B'nin kısa kenarına şöyle 2 kök 3'ü yazalım. Şimdi gençler A'nın uzun kenara baktığım zaman bakın 3 tane C'nin kenarı yani 6 kök 3 var. E burada 2 kök 3. Şöyle istersek hepsini yazalım öyle toplayalım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 kök 3 var. 5 çarpı 2 kök 3'den. O halde uzun kenarı sevgili gençler 10 kök 3'tür. E başlangıç şekli, kare ise yani bakın buranın tamamı da 10 kök 3'tü. A'nın kısa kenarı bulmak için gençler. B'ye 6 kök 3 demiştim. O halde 10 kök 3'ten 6 karekök 3'ü çıkartsam 4 karekök 3 kalır. Yani bu 4 karekök 3 iki tane a'nın kısa kenarları toplamı. O halde 4 karekök 3'ü 2'ye bölersek bir tanesi 2 karekök 3'tür. Bu şurası 2 karekök 3, aynı şekilde burası da 2 karekök 3. Şimdi a'nın gençler çevresi için kısa kenar 2 karekök 3, uzun kenar 10 karekök 3. Evet, ne yapacağım sevgili gençler. 2 çarpı kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpacağız. Buradan çevre eşittir 2 çarpı 2 10 daha 12 karekök 3 yapar. 2 ile 12'yi çarparsam da 24 karekök 3 olur çevre uzunluğu ve denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır diyelim. Evet gençler dördüncü soruya geldiğimiz zaman alanı 48 desimetre kare olan kare şeklindeki dört resim bir doğru boyunca ve aralarında kök 3 desimetre mesafe olacak şekilde panoya asılıyor. İlk ve son resmin e, duvar ile aralarında boşluk yoktur. Buna göre duvarın genişliği kaç desimetredir? Gençler alanı 48 ise bakın bir tanesi alanı 48 ise şöyle bir kenarımız kare kök 48 olur. Bu da sevgili gençler 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 demektir. Bakın gençler burada 1, 2, 3, 4 tane resmimiz var. O adet soru işareti gösterilen duvarın genişliği 4 çarpı 4 kök 3 artım. Gençler 1, 2, 3 tane de boşluğumuz var. Bu da 3 kare kök 3 yapar. 4 çarpı 4'üm. 16 kare kök 3 olarak yazarsam artı 3 kare kök 3 o adet soru işareti gösterilen yer 16, 3 daha 19 kare kök 3 olur. Sorumuzun yanıtını denizli seçeneği olarak işaretleriz. Evet devam edelim. Beşinci sorumuza geçelim. Evet, aşağıda bir mağazada aynı tavana sabitlenmiş kare şeklindeki özdeş kartpostallar verilmiştir. Bu kartpostalların zemine yakın olanı, zemine en kısa uzaklığı karekök 288 desimetre, tavana en kısa uzaklığı karekök 128 desimetredir. Diğer kartpostanın tavanı olan en kısa uzaklığı karekök 72 desimetre olduğuna göre zemine olan en kısa uzaklığı kaç desimetredir? Gençler de burada buradaki kart özdeş olduğu için bakın buralar birbiriyle aynıysa şimdi bu gençler zemine uzaklığı karekök 288 dedi. E kök 288'i 144 çarpı 2 gibi düşünürsem 12 kök 2 gençler bakın buradaki uzunluğumuz. Yukarısı karekök 128'dir. Bu da 64 çarpı 2'den 8 kök 2'dir. Gençler sağdakinin de karekök 72 dedi tavan uzaklığını. Karekök 72'yi düzenleyerek daha sonra sorumuzu çözmeye devam edelim. Bu da 36 çarpı 2'den 6 kök 2'dir. Şimdi sevgili gençler sol taraftan Bakın 8 kök 2, 12 kök 2 ve kartpostaların toplamı sağ taraftaki 6 kök 2'ye kartpostaların uzunluğu ve buradaki toplama eşit olacak gençler. E burada kartpostalar birbirine eşit olduğu için yani ben bunları hiç değerlendirmeden 8 kök 2 ile 12 kök 2'nin toplamı 6 kök 2 ile gençler buradaki uzunluğa x dersem buna eşit olması gerekiyor. O halde 8 kök 2 artı 12 kök 2 ne yapar gençler 20 kök 2 olur. 20 kök 2 6 kök 2 ile x'in toplamına eşit. Yani x artı 6 kök 2. Burada sevgili gençler x'i bulabilmek için 20 kök 2'den 6 kare kök 2'yi çıkartırsam 20'den 6'yı çıkarıyorum. 14 kare kök 2 olur. Ve bunu seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet gençler. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Altıncı sorumuzda buna göre bu iş için kullanılacak telin metresi kaç liradır diyor soruyor. Gençler Ahmet amca kendisine miras kalan alanı 125 metrekare olan kare şeklindeki bahçesinin yerini belli etmek için çevresine bir sıra tel çektirecektir. Telin metre fiyatı satın alınacak miktara göre değişmektedir diyor. Gençler şöyle bir kare düşünelim. Bunun alanı 125 metrekare ise... Bir kenarı sevgili gençler kare kökü 125 metre olur. Bunu da düzenlersem 25 çarpı 5'ten kök 5 olur bir kenarı. O halde bir sıra tel çekmek demek gençler çevreyi bir tur çekmek demektir. O halde çevre için 4 çarpı 5 kök 5 diyorum. Bu da 20 kök 5'tir. Şimdi gençler 20 kök 5 hangi sayılar arasında? 20 kök içine alırsam 400 olarak girer. 400 çarpı 5'te karekök 2000 demektir. Derse karekök 2000 hangi sayılar arasında bakın 30 ile 39, 40 ile 49, 50 ile 59 şeklinde veriliyor. O halde şöyle düşünelim gençler. Karekök 2000, karekök 1600 yani 40 metreden büyüktür. Karekök 2500 yani 50 metreden küçüktür. Demek ki sevgili gençler e, buradaki çevremiz e, 40 ile 50 arasında bir sayı olacak. Bakın 40 ile 50 arası yani 40 ile 49 arası 17 TL olduğu için sorumuzun yanıtı C seçeneği olur diyoruz. Evet 7. soruyla devam edelim. Evet, çevresinin uzunluğu karekök 800 cm olan hemen karekök 800'ü düzenleyerek devam edelim. Karekök 800 400 çarpı 2'den 20 kök 2. Bu bizim çevremiz. dikdörtgen şeklinde kağıt yukarıdaki gibi e, dikdörtgen ve kare şeklinde iki parça ayrılıyor. Kare şeklindeki parçanın bir kenarının uzunluğu kare kök 8. Gerçekten kare kök 8 bakın şurası kare kök 8 diyor. Yani 2 kök 2 diyelim. Olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki parçanın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Gerçekten bakın burası 2 kök 2 ise karşı kenarımızda 2 kök 2 sağdaki parça kare olduğu için buralarda 2 kök 2. Gerçekten bakın şu uzun kenarlara dikdörtgen uzun kenara eğer x diyecek olursam. Buradaki şeklin tamamı 1 2 x. 2 x artı 1 2 3 4 tane de 2 kök 2 var. 4 çarpı 2 kök 2 toplamı çevre çevreye eşit. Yani 20 kök 2. Buraya 2 yazmayı unuttuk. 20 kök 2 eşittir halde 2x artı 4 kere 2. 8 kök 2 oldu. Eşittir 20 kök 2. Yaşta 8 kök 2'yi karşı eksi 8 kök 2 olarak gönderirsem 2x e eşittir. 20'den 8 çıkarıyorum. 12 kök 2 olur. X'i bulmak için her iki tarafı 2'ye bölelim. Buradan da x'in değeri 12'yi 2'ye bölersem 6 kare kök 2'dir. Yaşta bakın burası 6 kare kök 2. Bizden neyse dikdörtgenin alanını istedim. Alan için kısa kenar 2 kök 2. Uzun kenar 6 kök 2. Bu ikisini çarpıyorum. 2 ile 6'yı çarptım gençler 12. Kök 2 ile kök 2 ile kare kök 4'ten 2 yapar. 12 çarpı 2 de 24 santimetre kare olur. Ve sorumuzun yanıtı onu seçeneği olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.